İyi geceler efendim Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz sevgili Murat Özer'e İhsan Tarkan Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Gönüller takımını bir kez daha, gönüller takımını bir kez daha tebrik ediyoruz çünkü artık hemen hemen bütün oyunları kazanıyorlar. Bugün de olduğu gibi özellikle Seda 4'te 4, Berkan 3'te 3, Yasin de 2'de 2 yaptı ve ünlüler takımını tekrar potaya yolladılar. İsim de bize hiç uzak olmayan bir isim. Nasıl ki Mert Öcal'a Haftalardır alıştıysak onun arkadaşı Barış Murat Yağcı da pota arkadaşı. Yine kendi ikisi potada buldular. <laughs> Bakalım Murat Üzer'i bugün hangi yorumlarla başlayacak? Çok merak ediyorum. <laughs> Merakını gidermek adına hemen hızlı bir şekilde başlıyorum <laughs> sevgili Furkan Dede. Şöyle gireyim bu akşam. <laughs> Ünlülerin erkeklerine soruyorum. <laughs> Ey erkekler ne zaman kazanacaksınız? Ne zaman bitecek bu çile? Artık bir son verin. Çünkü takati kalmadı. Sizi sevenlerin, sizi destekleyenlerin. Erkeklerin artık kazanma zamanı ne zaman gelecek? Bütün Türkiye merakla bunu bekliyor. Real Madrid takımını bilirsin değil mi Furkan Dede? Evet. Real Madrid takımı tam 18 yıl evet. deplasmanda Deportiva La Coruna'yı yenemedi. 18 yıl deplasmanda ve bu dönemde oynayan oyunculara bak. Ronaldo, Zidane, Beckham, Figo. Böylesine futbolcular varken 18 yıl Real Madrid gibi koskoca büyük bir takım Deportivo La Coruña'yı deplasmanda yenemedi. Şimdi baktığım zaman Ronaldo, Zidane, Beckham, Figo diyoruz ya, ünlüler takımlarında da bana göre böyle isimler var. Adem, Atakan, değil mi? Evet. Batuhan, Barış, işte Perviz, bunlar gerçekten çok önemli isimler. Ama Real Madrid'in rekorunu kıracaklar gibi gözüküyor. Bunu nasıl çözebilirler? Mesela Real Madrid 19. sene yenmiş hı, hı. Deportivo'yu. Şimdi bunların da bir şekilde Real Madrid gibi yenmesi lazım. Ama çözemiyorlar, başaramıyorlar. Ama bir gün gelecek herhalde. Onlar da artık yenecekler ve taraftarlarını, onları sevenleri sevindirecekler diye düşünüyorum. Ama bu işi aralarında çözecekler. Sen ben bunu çözemeyiz. Bunlar bu işi aralarında Bence çözecek. onlar da artık çözemez Murat abi. O iş bitti. Yani şey mi diyorsun? Onlar artık ayakkabılarının bağlarını bile çözemezler mi diyorsun? Yani ayakkabılarının bağlarını çözerler ama gönüller takımının erkeklerini çözemezler abi. Şimdi listeye baktığım zaman karşı tarafta Survivor'a performansıyla net biçimde damga vuran bir Berkan, bir Ogeday, Anıl Berk hikmeti görürken alt tarafta da hani Yasin düşük diyoruz mesela Gökhan Ardan düşük diyoruz ve onlar da sayı alıyor yani. Kırmızı takım erkekleri öyle özgüvenlerini kaybetmiş durumdalar ki bu saatten sonra dünya tersine dönse İşleri onların zor işi oluyor. zor gibi geliyor bana. Tamam şimdi ünlülerin erkeklerini konuştuk ve şimdi bu gecenin yine her zaman olduğu gibi kahramanına gelelim. Aa. Yani artık benim dilimde tüyler bitti konuşmak istemiyorum ama velakin nasıl konuşmazsın? Şimdi diyelim ki mesela. Bir takım Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Evet. O takımı konuşmak zorundasın. Tabii. Konuşmadan olur mu? Ondan. Gazeteler manşetler atıyorlar. Ondan. Şu andaki ben de manşet atmak istiyorum müsaade ederseniz. 2 kere iki eder 4. Bu sözün sahibi Seda Ocak. Niye dersen iki kere 2, iki, iki kere Nagiyan, iki kere Gizem. Yani hani hep diyorlar ya Seda zayıfları seçiyor. Seda bu kez <laughs> zayıfları seçmemiş. Nagiyan Survivor'a damga vuran bir yarışmacı. Gizemse son haftaların formda yıldızı. Öyle değil mi? Hı hı. Demek ki Nagiyan iki kere yenmiş. Gizem'i de iki kere yenmiş. Böylesine bir önemli bir yarışmacı. Seda'nın anlamına baktım. Seda'nın anlamı, ismin anlamı. Ses ve yankı. Gerçekten bu kadın yankı uyandırıyor. Tam ismine Ses uygun. Ses ve yankı. Ses ve yankı. Yani yankı kulaklarda yankı. hoş bir Seda kulaklarda fena sedalar, yankılar uyandırıyor. Evet. Şimdi neden dersen bu seda bana göre yavaş 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 herkesi sinir hastası yapacak. Çünkü neden dersen kadın kazandıkça 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 yani insanlar diyor ki neden bu kazanıyor bu kadar filan diyenler var. Ben de diyorum ki o zaman sevgili bazı arkadaşlarıma şöyle bir kısa bir şey okuyabilir miyim mutlaka tabii. Onlar da sabırsızlıkla bekliyordur bu bize an. Bize mi Murat abi? Bize yani üstüne alınan sadece... alın, alınsın. Seda seda o kazanınca bizimkiler maalesef komada. Seda seda o kazanınca bizimkiler maalesef komada. Şimdi acaba ne diyecekler çok merak ediyorum. Ben sana söyleyeyim. Şu anda hemen ne diyeceklerini. Seda kovayı aldın eline. Neden suyu bu tarafa boşaltmadın da bu tarafa boşalttın? Seda neden sağdan gitmedin de soldan gittin diyecekler ama Seda yine maalesef maalesef bu gecenin yıldızı oldu. Yıldızı bir türlü kaydıramıyorlar. Bakalım ne zaman kayacak. Evet cevap hakkı doğdu gibi hissettim Yok, ben. Kardeşim, yani biz zaten yıldızı kaydırma peşinde tabii ki de değiliz. Seda'yı tebrik ediyorum buradan. Dörtte dört yaptı. Yani performansında da bu arada bugüne kadar herhalde bir kere bile laf etmemişizdir. Yani hani Seda'nın oyundaki performansı ve kötü oynamasıyla alakalı en ufak bir eleştirim olduğunu hatırlamıyorum. Son derece yetenekli ve başarılı buluyorum zaten kendisi. Zayıflarla yarışıyor diyordunuz ya. Şöyle Murat abi ee, yani kim kaldı ki zaten kırmızılarda? Şu an artık öyle bir evredeyiz. Yani ünlülerde mesela Seda'nın kendi tercihi olabilecek ve daha nispeten zayıf bir yarışmacı yok ki zaten şu an. Öyle bir güne geldik. Biz zaten hep ne diyorduk? Seda güçlülerle oynasa da güçleri yenebilecek kapasitede bir yarışmacı. Neden zayıf yarışmacılardan yürüyor diyorduk. Şu anda bunu kanıtlıyoruz aslında baktığında. Bizim açımızdan bak bir de. Şöyle düşün ki artık zaten zayıf yarışmacı kalmadı. Seda güçlülerle eşleşiyor yine de kendi seçimlerini yaparak. Nagihan ve Gizem'i yendi. Sonra bir posta daha yendi. <laughs> Müthiş bir hikaye. Yani ben Gizem ve Nagihan'ı yeniyorum. Hop bir daha. Yeniyorum. Dolayısıyla zaten yani şu an herhangi bir ismi seçseydi Seda zayıfı seçti diyemi, diyemezdik. Öyle bir ünlü takım kalmadı çünkü. Dolayısıyla Seda'yı performans olarak tebrik ediyorum. Ee, Nisa'ya da küseceğim. Yani küstüm hatta. Yani artık biraz daha görmek istiyorum. Yani da, söz tohumdur diyorsun ya sen. Bunu evet. doğruluyoruz. Bazen bu söylediğimiz şeyler sanki yarışmacıların kulağına gitmiş gibi oluyor. Dolayısıyla ben de buradan gönderiyorum bu gece. Hı hı. Evrene boşluğa nereyeyse Nisa artık sesini çıkarıp elini taşın altına koyup kendi yeteneğini onun da gösteriyor olması lazım ki dengeler biraz daha e, eşit seviyelerde gitsin. Ayşe'ye de yani seslenmek isterdim. Nisa neredesin? Göster kendini. Bak bir çıkmışsın, bir almışsın. Onu üç yapalım, üçte üç olsun. Seda da devam etsin kazanmaya. O iki kazansın, Nisa da iki kazansın. Gönüllüler takımını tebrik edelim artık. Seda'yı değil sadece. Evet Evet, lafın ucu bana da dokundu. Sevgili <laughs> Murat abi şöyle masada üflerken biz de geldi. biz de, de esti o Önce ben tabii ki gecenin kahramanlarına Seda'yı tebrik ediyorum. Dörtte 4. Diyecek lafımız yok mu? Var. Tebrikten başka şeyler de söyleyeceğim tabii ki. Ama sadece Seda'yı değil komple Gönüller takımını tebrik ediyorum. Berkan'ı tebrik ediyorum. Çok önemli bir son oyunla Atakan'ı yendi ki Atakan bence günün yıldızı olma adayıydı. Onu yendi. Yasin 2'de 2 yaptı. Onu tebrik ediyorum. Diğer herkese bakıyorum performanslar fena gözükmüyor. Mesela e, ünlüler takımında mesela zero spor diyordu Murat abi ama zero spor değil. Bugün herkes çıkmış sayısını spor. almış. Batuhan 2'de 1, Adem 2'de 1, Barış 2'de 1, Mert 2'de 1, Bora 2'de 1, Atakan 3'te 2. Fena değil yani bir şeyler vaat etmiş bugün ünlüler erkekleri. Bir ve, spor olmuşlar bugün. Ve iyi bir geri dönüş bir yaptılar spor. aslında. İyi bir geri dönüş yaptılar yani az kalsın 7-4'ten oyunu çevirip Bence o rüzgarda da best of'u da alabilirlerdi. Hı hı. Burada böyle bir şanssızlık da olmuş olabilir diyelim. Ama bu bu konuda da Berkan'ı tebrik ederim. Şimdi gelelim Seda'ya. Seda'yı tabii ki tebrik ediyoruz. Hanzade'yle benzer düşünceler değil mi ama? Seda'nın e, oradaki başarısından ziyade Seda'nın başkasının başarısını ortaya çıkarmamasına ben karşıyım. Yani şunu söylüyorum. Mesela sen şimdi futbol örneği veriyorsun. Real Madrid örneği verdin. Benzer bir örnek vereyim. Beşiktaş Real Madrid'in golcüsünü alsın. Tamam mı? santroforunu transfer etsin. Gelsin, halaylarla, davullarla karşıladık. Ama da bir tane santrafor olsun. Gol kralı Türkiye'de Mahmut. Şimdi ya Mahmut oynayacak ya da Real Madrid'den aldığın adam oynayacak, değil mi? Bir tanesini oynatabiliyorsun. Şimdi Mahmut oynadıkça sen Real Madrid'deki adamı oynatmazsan o gol kralı ne olur? Kenarda bekler. Çürür. Çürür. Yani belki adam girer, son dakika oyuna girer, gol atar ama sen yine Mahmut'u oynatmaya devam edersin. Biraz Seda'nınki böyle oluyor. Şimdi Seda başarısız değil. Seda hep Sayılarında alıyor, veriyor ama mesela bakıyorum ilk oyunu Seda çıktı, kazandı mı? Bir daha asla kimseye şans vermiyorlar orada, mutlaka kendisi seçiyor. Mecburiyetten, kuraldan dolayı Nisa oyuna çıkıyor, birde bir yapıyor, o da birde bir yapıyor demek ki o da bir şey vaat ediyor. Ayşe çıkıyor, birde bir yapıyor, kaybetmiyor da bir daha gözükme mesela bu arkadaşlar. Ben buna takılıyorum. Bunu artık Seda ile mi çözecekler? Ayşe aralarında mı konuşacaklar? Nisa diyecek, birilerinden yardım isteyecek, bir şey mi yapacaklar? Yani ben buradaki bu sisteme karşıyım. Yoksa Seda'nın başarısını asla gölge düşürmek istemem. Seda zaten canımdır, arkadaşımdır bu arada yani. Benim sadece benim istediğim mesela Seda günündedir eyvallah. Ama bir de bir yapan bir Nisa'yı da bir ikinci performansını görmek istemiyor muyuz? Ayşe'nin bir ikinci bir performansını görmek istemiyor muyuz? Yani bakıyorum oyunlar oynanıyor. Altıncı oyunda Ayşe'yi görüyoruz. Dokuzuncu oyunda Nisa'yı görüyoruz. O, o zamana kadar biz Seda'yı üç kere izliyoruz. Yani bu seçme hakkını bu arkadaşlar kullanamıyor mu hiçbir zaman? Ben yani orasındayım. Yoksa onun dışında zaten bugün kazandıkları için yine sorunsuz bir gönüller kadınları da izledik aynı zamanda. Ama genelde de kaybediyor bu kadınlar. Yani o zaman daha çok göze batıyor bu seçme hataları gibi geliyor bana. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi hani zayıf rakiplerle çıkıyor kazanıyor deniyordu ya ben de şimdi demin dedin ya sen artık zayıf da, rakip kalmadı. Şimdi demek ki daha güzel senin söylediğin daha güzel oldu. <laughs> Neden? Zayıfları yeniyor yeniyor deniyordu. Şimdi güçlüler kaldı. Bu sefer güçleri de yeniyor. Demek ki sadece zayıfları yenmeyle olmuyor bu işler. Güçlüler gelince karşısına güçleri de yeniyor şu anda görüyoruz. Demek ki öyle bir şey de bitmiş oldu yani zayıfları yeniyor Ama güçleri kadar, yenemez diye bir şey güçleri de yenebiliyor O bitene kadar belki de bir sürü yarışmacıya veda ettik Murat abi ya da veda etmek üzereyiz. Yani bu bitene kadar Sedanın Seda deki. Şöyle hayır insanlar kendini gösteremeden belki de gelmiş geçmiş oldu. Yani eğer biz zaten Seda'nın iyi rakipleri yenebileceğini bilmiyor muyduk? Biliyorduk. Kendisi de bilmiyor muydu? Biliyordu. Dolayısıyla şu an oturup alkışlayamam. İyi rakibi yenebilecek potansiyelde birini sürekli zayıflar üzerinden sayı alıp başka insanları zorlarla eşleştirip onların yok olup gitmesini alkışlayamam. Çünkü zaten yenebileceğini biliyorduk. Ve diğerleri de belki daha fazla sayı alacaklardı takım olarak. Belki güçsüz de güçsüzü yenerek bir yerlere gelecekti. Seda da zaten şu an olduğu gibi güçlü rakiplerini yenerek ilerleyecekti. Dolayısıyla ben oturup bu taktiği alkışlayamayacağım. Çok üzgünüm. Ben biraz da sosyal medyada gezdiğimde bu durumda eleştirenler var. Mesela Seda'nın belki şu an öyle düşünüyordur. Oh bugün çıktım, dörtte 4 evet. yaptım, mükemmel başarılı geçirdim, harika herkes beni seviyordur. Hayır işte oralarda bazen de hani hep diyoruz ya alçak gönüllü olmak lazım diye. Ya Seda bugünü üçte üçle geçirse ama bir kere daha atıyorum Nisa'yı oyuna sokmaya çalışsa, bir kere daha Ayşe'yi oyuna sokmaya çalışsa, belki böyle bir el verse daha çok pozitif puan toplayacak. Kesin ama şu an, an öyle düşünmüyorum. Gerek yok. Ama şimdi İhsan'cığım gönülleri tutanlar var ya. Şimdi gönülleri tutanlar var. Abi gönülleri Bence genelde. gönülleri tutanlar genelde değil. Şöyle, yani bir Ya yani ben öyle takıntı tutar gönüllüler gibi ben gönülleri tutuyorum. Genel olarak var var. Niye tut... canım? Var var, var var var. Genel olarak var, var. zaten. Var, var. Şöyle ben şöyle düşünüyorum. Evet. Gönüllülerden birkaç kişiye sıcak olan vardır. Yani farklı farklı insanlara ve dolayısıyla gönüllerden birine sıcaksan da gönülleri tutuyorsundur. Evet. Ama oturup da Herkes eşit mesafede olup yarışmacı anlamında herkes eşit mesafede olup ben gönüller için izliyorum ama, diyen az. Ama vardı. ama şimdi bir ta, sen şimdi bir ta, gönüllerden bir, bir tane Fatma'yı tutarsın diyeyim. Evet. Fatma tek başına maç alamaz. Tek başına. O yüzden gönülleri tutarsın. Tamam da şimdi mesela ben takımda bir tane adamı seviyorsam bütün takımın baş, bütün takım o adamı sevmemle alakası yok. Takımın başarılı olması lazım. Kesinlikle. Ben mesela gönülleri tutuyorum. Ben Ayşe'yi Fatma'yı Ali'yi İhsan'ı tutmuyorum. Ben gönülleri tutuyorum. Şimdi baktığın zaman. Ünlüleri tutanlar var, gönülleri tutanlar var. Hatta değil gönülleri mi? gönülleri tutanlar, evet. bence ünlüleri tutanlardan çok daha fazla Türkiye'de. Tamam. Ben insanlarla iletişim halinde olduğum zaman çoğu, çoğu insan gönülleri tamam. daha sıcak. Gönülleri, şimdi ben, zaman? ben bence diyelim ki var. bak ben sana örnek veriyorum. Ben gönüllerimi tutuyorum diyelim mesela. Ben izleyeceğim, gönülleri tutuyorum. Gönülleri tutarsam, bir takım tutarsam takımın içindeki tek tek adamları ben bakmam. Takımsal olarak onun başarılı olması lazım, Rakibinin yenmesini isterim. Şimdi bunu isterken de ben mesela diyelim ki ben Eğer de bunu öyle... Seda gerçekleştiriyorsa diyorsunuz iş bitmiş Ya size. ben şimdi takımda <laughs> Ali mi oynamış benim ona bakmam. Ona bakmam. Takımda mesela bir, bakmam maça bakmam. bir maça bir maça çıkarım. Tak 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 5 tane kafayla gol atmış adam. Kim atmış? Veli. 5 tane gol atmış. Ben şimdi Veli 5 tane gol atarken ben Veli'nin 5 gol atmasını mı düşüneceğim? Takımın kazanmasını mı? Yoksa döneceğim. Ay niye Ali oynamadı? Niye Veli oynamadı? Bunu düşünmez ki taraftar. Taraftar çıkar 5 gol atan adamı alır der ki omuzlarına ötekiler de sen yarın oyna. Öbür gün oyna. Bana ne der kardeşim? Yani ya taraftar bunu düşünmez ki. Niye? Kesinlikle. Budur takımı yani racon Bu budur yani. Futbol takımı değil. Futbol takımı gibi tutmuyor insanlar. Bir ne, de şöyle bakma. tabi mesela şöyle de olabilir. Açtım televizyonu. Kimseyi tutmasam da yani ben herkesi görmek istiyorum belki oyunlarda Ayşe'yi merak ediyorum evet. belki Nisa'yı merak ediyorum Sude'yi Yağmur'u da merak ediyorum. Yani niye ben devamlı Seda'yı izliyorum diyen de yarışmacı vardır gönülleri tutsa bile. Yarışmacı değil yani seyirci. Seyirci var aynen. Ha, hani. yani, yani o, yani o, o takım tutmak gibi ya değil. Şimdi burada şöyle bir şey var Murat abi olaya takım gözünden bakıyor. Evet. Survivor hem takım hem bireyselliğin iç içe geçtiği bir platform o yüzden farklı değerlendirebiliriz. İhsan'ın ben Seda üzerinden yaptığı eleştiriye kesinlikle katılıyorum ama bunu sadece içeride Seda'nın yaptığını düşünmüyorum. Bence başka yarışmacılar da yapıyor. Hayır burada yani. belki Hatay, Nisa, Ayşe, Sude Ben yani artık onlara geçiyorum. Yani, yani. erkekler tarafında bu da bunu yapanlar var. Erkeklerde de var, kadınlarda da var. Yani bugün zaten mesela ünlü erkeklerinin bu noktada olmasının en büyük sebeplerinden biri birbirinin önünü kesmek adamcılık Aman ben çıkayım o çıkmasın orada puan yapmasın hesapları kitapları yapmak değil mi yani, yani Evet Çünkü evet. yıllardır bu işin içinde harmanlandıkları için en tecrübeli onlar oldukları için bu hesapların içinde kayboluyorlar abi ben ikide iki yaptım o ikide bir yaptı şimdi benden düşük gözüktü şimdi gece ekstrada ne diyecekler çok şeyleri düşünüyorlar bu kadar bak bu kadar gelecekle ilgili bu kadar çok şey düşünen insanlar e, başarısız olurlar Çünkü herkesin ne diyeceğini tam olarak kontrol edemezsin yani adam mesela orada gece yatarken Murat Özgar'ı ne diyordur Furkan ne diyordur böyle olunca böyle her şey senin istediğin gibi olmayacağı için benim diyeceğimi de buradan sen tahmin edemezsin Murat abinin diyeceğini de İhsan'ın diyeceğini de o yoluna bakacaksın sen abi yani kendi yoluna bakan adam başarılı olur Survivor'da şimdi mesela ben şimdi bakıyorum Berkan için şunu söyleyebilirim evet adam yoluna bakıyor mesela Berkan kimsenin yoluyla uğraşmıyor şu anda çok fazla evet. kendi yoluna bakıyor O Geday bakıyorum kendi genel itibariyle olur. kendi yoluna bakıyor yani ünlülerde bu yok Ünlülerde hep bir hesaplaşma. Aman onu mu öne atayım, aman onu mu geri atayım. Hazır konuda ünlülere gelmişken potayla da ilgili değerlendirelim. Abi haftalardır aynı isimlerin potasını görüyoruz şu anda. Evet. Yani açıkçası benim Survivor'ın heyecan kısmında da bu biraz eksiklik yaptı. Fix bende. menüye döndü. Aynen yani fix menü gibi bir durum oldu. Bunun sebebi nedir? Niçin böyle oluyor? Biz bu olaydan nasıl kurtulabiliriz Murat abicim? Buyursunlar. Şimdi bunun sebebi bir kere şöyle. Şimdi bir kere potaların vazgeçilmez ikilisi var. Evet. LeBron, Lebron James'in iki tane rakibi var Türkiye'de. Tabii. Bunlar kim? Mert ve Barış. Bunlar potaların kralı oldular artık. Artık potaya girmekten fenalık geldi yani. Onların potada görmek bize de fenalık getirdi. Bir an önce potadan çıksınlar, nasıl çıkıtsaksa ama çıkamıyorlar bir türlü. Ama velakin onlar potaya giriyor ama görmüş olduğumuz kadar şu ana kadar da onları sevenler de onları hala İstanbul'a yollamıyorlar ve yollamamakta da ısrar edecekler ve savaşacaklar gibi geliyor bana diğerlerininle Yani çünkü hani Mert'i Barış'ı yazıyorlar ya hep yazıyorlar, yazıyorlar, ama onları sevenler de onlarla şu anda bir savaş içerisinde anladığım kadarıyla. Onlar da oylarıyla siz onları yollayamayacaksınız, diyorlar anladığım kadarıyla. Öyle bir savaş var. Şimdi bu savaştan kim galip çıkacak? Bu tabii zaman göz Zaman her şeyin ilacı. Bunu zaman gösterecek. Ama baktığın zaman şimdi bunlar niye potada? Şimdi Mert çok renkli bir adam. Survivor'a da lazım bir adam. Barış Bugüne kadar yapmış olduklarıyla, SMS'leriyle Survivor'a damga vurmuş ve SMS rekorları kırmış bir adam. İkisi de çok önemli yarışmacı iki tane. Ama ve lakin ikisi de bu sene tam olarak Survivor'a adapte olamadılar kardeşim. Ger Doğruyu söyleyin, dokuz köyden kovarlar söylüyorum. İkisi de adapte olamadı. Kafalar hep başka yerde. Mert'in kafa başka yerde. Barış'ın kafa başka yerde. Performans olarak bir kere hiçbir şey yapamıyorlar. Performans olarak yapamıyorlar ve ikisinde de şu güven var. Mert diyor ki ben hepsini yollayacağım. Çünkü beni sevenler beni burada tutacak diyor. Demiyor mu Mert? Diyor. Özgüven Mert'te bir özgüven var. Barış ne diyor? Ben diyor performans olarak çok önemli değil performansım ama diyor beni SMS'te tutacaklar burada diyor. İkisinde de böyle bir özgüven var. Bu özgüven nereye kadar gider? Yani seni de yani sevenlerin var ama diğerlerinin de sevenleri var. Sırf sizin seveniniz yok. Ya diğerlerinin sevenleri seni geçerse ya o geçtiğimiz dönemdeki şeyler artık yoksa bunu da bilemiyorsun. Bilemiyorsun. Üzerine koymanız lazım. Barış da koyması lazım. Mert de koy. Ama onlar biraz böyle şey misali. Ağustos böceği misali yapıyorlar. Ağustos ya tamam, böceği. Tamam, tabii performans olarak bu yarışmacıları eleştirebiliriz ama... Sonuç olarak Mert Hocal da şöyle bir şey söylüyor. Hmm. E ben size gidecekler listesini söyleyeyim işte diyor. Ben Barış Bora ondan sonra da iki kişi daha. Yani Artık çok hikaye biliniyor gibi bir durum ya oldu. Öyle diyor ama öbür taraftan da başka şey söylüyor. Öbür taraftan da diyor ki hepinizi göndereceğim diyor. E, Beni gönderemeyecekler. Eksik ama şimdi bunların ikisinde de bir ağustos böceği durumu var. Karınca olacaksınız kardeşim. Karınca gibi çalışacaksınız. Ağustos böceği gibi yatarsanız bir gün gelir sizi yok ederler. Bu yüzden de o eski karıncalıklarınızı devam ettireceksiniz. Çünkü ikiniz de çok önemli yarışmacısınız. Öyle yan yer yatla. Ben ona güveniyorum. Ben bıraktım artık. O dur bu durla olmaz. Orası all star all Star'da ben bıraktım falan yok kardeşim. Sonuna kadar savaşacaksın. Şimdi ikisinin de ikisinin de potansiyeli var ama üstüne koymaları lazım. Bir bakarsın hiç umulmadık bir adam gelir sizi geçer. Hayat böyledir. Şimdi, hiç bilemezsin garantisi ben, ben, yok. Bununla ilgili bir fikrim var ama söyleyeceğim Hanzade'ye vereyim. Yani evet potafix menüye döndü diyoruz da şu önümüzdeki tablo da hiç değişmedi Furkan. Yani gerçekten mesela kadınlarda değişiyor ünlü kadınlarda. Bir gizem çıkıyor bir vesaire. Yani bu tablo erkeklerde ünlülerin performans yüzde tablosu hiç değişmiyor. Dolayısıyla bence de fixlendi ve hatta ben bu hafta e, kesin olarak ünlülerden bir erkeğin gideceğini düşünüyorum. Yani şaşırmam. Hani kimi yazsalardı? Ne yapsalardı mesela? ne şaşır Yani fixmen oldu diyoruz mesela ne yapmalılardı sizce? Yani Mert'i ve Barış'ı yazmayıp ya da sonra yarın mesela Bora'nın adını söylemeyip. Kimi söylemeliler? Şimdi hiçbir zaman... Ben son... Bora'nın söyleneceğini San açıkçası şöyle ve onun gideceğini. Musun? Çünkü hiçbir insan zaman... ilişkilerinde de bir şey değişmiyor. Değiş, Performansta da bir şey değişmiyor. Hikaye, şimdi... Bir yere koyman lazım yani. Ya insan ilişkini değiştirmen lazım ya performansını yükseltmen lazım. Ya hiçbir şey yapamıyorsan dokunulmazlığı senin alman senin isim söylemen lazım. Şimdi yarın mesela ünlülerin kaybettiğini düşünelim. mesela de bir isim söyleyecekler değil mi bu arada? Evet. Yani Performans birincisi bir isim söyleyecek. Onlardan biri gidecek bence. İşte şimdi bence. burada ne biliyor musun? Ünlülerin hikayesine baktığımız zaman hiç sürpriz olmadığı için. Yani biz bu şovu başından itibaren sıfır sürprize yakın sürprizle izlediğimiz için bu saatten sonra da bir sürpriz beklemiyoruz zaten. Bir süre evet. Bir iki üç kişi gidene kadar evet. Sonra kaynayacak yani, orası. Ama kaynayacak derken esas... İsimler kaldığımızı düşündüğümüz için kaynayacaktan bahsediyorsun Çok aslında. Çok uzak sen. bir vakit de değil bence o. Yani hani zaten azala azala bir bayağı bir azaldılar sonuç itibariyle. Ama daha da azalacaklar. Yani orada e, bir sürpriz eksikliği hissediyorum ben sanki. Bilmiyorum. İsa. Ya evet şimdi Survivor'ın burası bir sıkıştı gibi oldu. Neden? Çünkü hep ünlü takımı kaybediyor. Ünlüler kaybettikçe de aynı isimlerin üstünde e, ısrarla yazmaya devam ediyorlar ki haklılar. Çünkü bakıyorsun o isimlerde de inanılmaz bir düşüş var. Yani daha geçen gün Gökhan'la bizim Gökhan Özdemir'le programı yaparken şöyle bir şey dedi. Aa bu arada Mert %50 olmuş dedi. Çok yakın bir tarihte yani 10 gün 10 gün bak fazla değildir yani 10 gün içerisinde bir panoramada bunu söyledi. Şu an Mert Hoca'la bakıyorum %39 yani yokuş aşağı gidiyor. Tabii, i̇ki gün önce %42 idi. Ya yani yokuş yani aşağı gidiyor. Tabii bir bırakmış gibi biraz. Bırakmış gibi yani <laughs> e, böyle olmaması lazım. Yani arkadaşların onu yazarken onun tam tersine performansla bir şeyle belki seçme isteyerek bir şeyler vaat etmesi, o performansını yukarı çıkarması, ibreyi farklı yöne döndürmesi lazım. İnsanların da bir şey demesi lazım. Yani Mert sadece şunu anlatıyor. Sevenlerime teşekkür ediyorum. Beni buradan gönderemezler. O işler öyle olmuyor. Çünkü seni de oradan gönderirler. Sevenlerin de bir yere kadar seni taşıyabilir. Veya seni sevenler de azalabilir zaten böyle yaparsan. Çünkü sen %39'luk, %38'lik yavaş yavaş düşen performansın o sevenlerini de kaybediyorsun aslında. Çünkü senin inancın geçmemeye başlıyor. Şu an ben sanki Mert'in inancı bana geçmiyor. Yani bu Survivor'da kalmak istemiyor gibi bir havası var Mert. İstemiyor zaten. Şu anki pozisyonda kalmak istemiyor. Anlattıkları, öyle, zaten. Değil. Anlattıkları dün, öyle değil. Hatta dün, dün Batuhan'la ilgili tartışmasında sosyal medyada çok karşı takıma geçmek istiyor. O yüzden bir mesaj mı vermeye çalışıyor tarzında çok konuşulanlar. Biz de öyle çok gördük. Konuşulanlar... O, de öyle o, gördük. Aynen öyle. Biz de öyle konuştuk. Yani acaba dedi karşı tarafı. Yani o da işin zaten kolay yönü. O zaten her gün yazılan bir takımdan karşı tarafa geçmek. Kaçmak yani. O öyle kolay olmuyor işler de. Şimdi aynısını Barış için de söyleyeceğim. Ya Barış 2020'nin finalisti, başarılı bir arkadaş. E yani nereye kadar güvenerek? Çünkü Barış'ın da bir şey vaat etmesi lazım artık. Çıkıp oyunlarını alması lazım. Seçme hakkı istemesi lazım. Arkadaşlarıyla bir şey paylaşması lazım bu konuyla ilgili. Bizim bunu görmemiz lazım. Arkadaşlar hep aynı kişiler seçiyor. Ben seçeceğim, ben çıkacağım. Hani o kırmaya mı, sayıya mı dediğiniz zamanlarda Ardanı bir de ben alayım. Bırakın. Geçen gün Ardanı aldı, sayısını da aldı. Niye devam etmiyor mesela o işler? Ya bakın bugün hikmeti yendi mesela bir şeyler yaptı vaat ediyor ama gerisi gelmiyor. O gerisini getirebilmesi lazım bu arkadaşlar. Sıraya yavaş yavaş kime geliyor diyoruz? Bora'ya Bora geliyor, geliyor. diyoruz. Yani artık bizim de kafamızda bir sıra oluşmuş. Yani arkadaşlar o kadar iyi anlattılar ki bize. Böyle bir sıralama var orada. Mert, Barış, Bora. Bora'dan sonra eğer erkek konuşuyorsa galiba Perviz. Böyle bir sıralama var. En sonunda da Adem ve Atakan geçmişler. Orada bir de Batuhan'la bir savaşa girecekler sonlarda. Sanki öyle bir durum var. Kadınlarda da tabii ki hep böyle bir kenarda böyle aportta bekleyen Gizem. Gizem'den sonra işte diğer kadın yarışmacıları kimi yavaş yavaş ön plana sunacağız diye böyle bir kurulum var. Ünlüler takımında şey belli, Formü çok belli. A gönüllere bakıyorsun, gönüller öyle değil. Belki gönüller kaybetse orada başka bir şeyler izleyeceğiz, başka bir yere yorulacağız. Ama şu an hep biz ünlüleri konuşuyoruz, ünlülerdeki aynı hareketleri konuşuyoruz. Gerçekten bir yerde ben de böyle acaba diyorum yani başka bir şey mi olması lazım mı olmuyor. Ve şimdi mesela önümde bir tablo var. Diyorum ki yani yarın akşam zaten biri söyleyecek. Şimdi o kadar gitgelli bir tablo ki Gizem Memiç de bir adam söyleyebilir. Gizem Memiç'in ismini de biri söyleyebilir. Çok enteresan yani şimdi tablonun tepesinde Gizem Memiç var. Gizem'i tebrik edelim bu arada 35 evet. puanla şu evet. anda... Gizem'in evet, üzerine evet. çok büyük bir sorumluluk var bu arada bence. Çünkü yani Gizem'in hep performans anlamında kendini zirvede tutması lazım. Yoksa... Ki bugün iyi değildi bu arada. Umarım ee, evet. iyi olmaması yüzdesini düşürdü bugün yüzdesini çok riskle görüyorum Gizem'i. Yani üzülerek. Evet. Mesela şimdi Aydın, kaçacak Aydın Gizem'den sonra geliyor. Bugün oynamadı halde. Nagihan geliyor. Zaten Nagihan'ın dokunmazlığı var ve sakat sakat bugün çıktı oynadı. Adem'le Batuhan geliyor arkadan ama puanları düşük. Belki de onlardan biri bir isim söyleyecek. Yani şu an kestiremiyorum. Üçüncü isim kim olur? Ha bir de kaybederlerse yarın akşam dördüncü bir isimler çıkacak. Yani iki tane daha isim gelecek buraya. Çok merak ediyorum. O zaman o Mert, Barış bu kadar rahat konuşuyorlar ya. Öyle rahat bir pota olacak gibi düşünmüyorum ben. Şimdi... O noktada mesela bir sorun var size mi? Adem e, Bora da girdikten sonra diyeyim. Bir noktada Barış'ı yazacak mı sizce ya da söyleyecek mi? Yani öyle bir gün izleyecek ama miyiz? Biz el Yoksa... beraber finale gitmek istiyoruz zaten. Barış söyledi ya röportajı. Barış söyledi ama Adem. Evet. Aynı şey ama Barış'ı söylediyse Adem o Ben Ben size bir şey Bombayı bırakayım o zaman. Survivor Extra masasına bombayı bırakayım. Evet. Bekliyoruz. Şimdi kırmızı takıma baktığım zaman özellikle artık kimin ne kaderi olacak, kim ne zaman potoya girecek bunu net bir şekilde gözlemleyebildiğimizi bütün televizyon izleyicilerinin artık poto sıralamasını ezbere şekilde bildiğini görüyorum. Aynı, Aynı. tarafta gönüllere baktığım zaman artık damga vuran yarışmacıları ee, ...yaşanmış bütün olayları izlediğimizi net bir biçimde gözlemleyebiliyorum. Ben iyi bir Survivor izleyicisi olarak şöyle bir şey olabilir mi diye düşünüyorum açıkçası... ...birleşmeden sonra takımların karıştırılması. Evet. Yani birleşmeden sonra takımlar karıştırılırsa Survivor hangi boyuta gider güzel bir konu açtığımı düşünüyorum. Bakalım yorumcularımız bununla ilgili neler söyleyecekler. Survivor'da her zaman gördüğümüz bir şey takımların karıştırılması... Benim şahsen oyum birleşmeden sonra karıştırılması yönünde. Çünkü hikayelerin çok tamamlandığını, herkesin birbiriyle olan hesaplaşmasının hemen hemen bittiğini ve bazı şeylerde bizim kafamızda artık soru işaretleri kalmadığını düşünüyorum. Bu benim fikrim. Başka fikirde olanlar mutlaka olacaktır. Murat abicim sizinle başlayalım. Nasıl bulursunuz takımların karıştırılmasını? Şimdi şöyle ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Ben şimdi mesela bana şu heyecan veriyor. Ne zaman ünlülerin erkekleri kazanacaklar ve tekrar bir ateşlenecekler ve ondan sonra ne olacak? Şu anda ben onu merak ediyorum. Şimdi karışırsa ben o merakım gider benim. Ama ben şahsi fikrimi söylüyorum. Ne zaman bunlar kazanacak? Ne zaman geri dönecekler? Ulan ben cevap vereyim sana bunları. Kazanamayacaklar. Ama. <laughs> işte onu, ama ben merakım o. Yani e tamam, sen, ya sen merak bana yok. fikrimi sordun. Şimdi karıştırılırsa tamam. benim o merakım gidecek ve Hani bir Pelin tamam. Pelin'in film o, var, var ya Zafer'e dönüş Zafer'e dönüş filmini seyretmek istiyorum ben. E, Zafer'e dönüşü seyretmek istiyorsun ama abi bak şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki ünlüler kazanabilir. Bir kere kazanmakla sen tatmin olacaksan inşallah yarın kazanılır. Yok şöyle ya, olabilir. Ama, Bu işler belli olmaz. Bir anda ben, dengeler tak 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 değişebilir. Abi şu anki kadroya kadroya baktığımız zaman erkeklerde özellikle konuşuyorum. Bu erkeklerin diğer erkeklere üstünlük sağlayabilmesi için evet. yani 18 kırmızı, sene mi geçmesi ıı, kırmızı lazım? Ne gibi, gibi biri. ama bir şey. e, şimdi. 18 sene böyle gözünde canlandır 18'i bir atık tık tık hani böyle şeyde dizilerde böyle hızlandırıyorlar ya zız zız gidiyor. İşte, ama Öyle hızlı oldu değil de, diye Her düşün. Gün var ya Survivor hızlı, hızlı, hızlı değil yani ya. Ya işte çarpı bir buçuk ya istersen zız zız hızlandırırsın. Hızlandırıp belli de olmaz bu işler bak. Hayatta her şey olabilir Furkan dede. Bu yüzden de bir anda hop her şey tersine de dönebilir. Bir anda ünlüler alır sazı eline. Bu işler belli olmaz. Yani onun tamam. için de ben benim e, karıştırılırsa o heyecanım gidecek. Ben onu bekliyorum. Benim şahsi fikrim. Buyurun. Karıştırılırsa benim de şu heyecanım gider. Bu arada karıştırılırsa birçok insan o e, güven alanından çıkıp rahat koltuğundan bir kalkar kesin. Yani hani artık, artık işte, olması o gereken zaman... o ya. ben Hayır, bence. O kitap kapanır ama yeni zaman, bir kitap açılır. Evet ama yani. işte o zaman neyi kaybederim biliyor musun? Ben bir izleyici olarak biraz daha sabredip bir iki üç hafta hatta belki dört hafta sonra şu anı izlemek istiyorum. Kemikler kaldığında ki kaynamaları izlemek istiyorum. Yani mesela ünlüler takımı örnek verdiğimiz için şu anki gibi kalsın ki farazi konuşuyorum performans sıralamasından yola çıkarak Adem, Batuhan, Atakan kalsın mesela. Ya ben ya da e, yani şu anki hesaplaşmalar o zaman bambaşka bir boyut alacak çünkü şu an beraber yürüyormuş gibi gözüken herkes birbirine düşsün isterim. Çünkü eğer mavilerden birileri oraya girerse işte ünlülerden birileri gönüllere giderse o zaman farklı, daha kolay hesaplaşmalar doğar. Yeni gelen belki dışlanır. İşte otomatik kendine başka bir Yeni müzikle. gelenlerken bir kişi de bir kişi geçecek. gibi düşünmeyen... takımların karıştırılacağından bahsediyor. Yeni gelenler mesela oradaki yine belki koalisyonlar aynı şekilde daha rahat değişir. Yani evet birileri tahtından ve sandalyesinden şeyinden rahat koltuğundan kalkarken birilerine de daha kolay hedefler çıkar. Şimdi ben öyle bir an istiyorum ki Kolay hedef kalmadığı noktaya gelelim bu hesaplaşma tablosuyla. Biraz sabretmeye hazırım yani bunun için. Onunla ilgili şöyle muhalefet yapabilirim sana. Şimdi de zaten vazgeçilen isimler belli. Zaten kalacak kemik kadro belli yani. Tamam mesela belli ben de... olsun ben oradan sonrasını Be, diyorum O zamana işte kadar zaman... böyle bekleyecek miyiz yani? E, ne dedim 3 saattir ne anlatıyorum i̇şte sabredeyim 4 sabre sabre hafta tamam. evet. Ama şu anki kemik kadrolarla kalsın onların hesaplaşması 4 haftada o iş bitmez yalnız. Ben sana Vallahi ünlülerde hiç bitmez gibi Ünlüler durmuyor. Ünlülerde de gönüllülerde de yani o, o kadroyu sana bak gidecek kadroyu yani sayayım. Yani mesela gönüllülerde de aynı e, o birbiriyle olan hesaplaşmasını merak ettiğim şu ana kadar hiç olmamış isimleri sayabilirim sana. Onları izlemek isterim. Onlar ne hesaplaşacaklar? Buyurun İhsan. Şimdi mesela Mert al yazılıyor ve elenmiyor. Barış Murat Yalçı yazılıyor ve elenmiyor. Ve bunun diyelim ki 4 hafta daha sürdüğünü düşünelim. Dört hafta sonra birleşme oldu. Şarkılar söyleyen Türkler söylen aynı takımlar devam ediyor. Aradan bir ay geçmiş. İlk kim yazılacak Gön ünlüler takımında? Mert hocam. İkinci kim yazılacak? Barış Murat İyacı. Eğer dediğim senaryo olursa. Bu işi biraz heyecanlandırmak da lazım. Peki sen Farklı Mert'ten önce yani. gidebilecek isimleri kim olarak görüyorsun ya, mesela? E, hayır belki gönüllülerden yani biri 8 gidecek. 8 haftalık ha, geçen, isim var geçersin. mı sence Mert'ten önce giden? Ha, geçen, tamam gönüllüleri de dahil ederek konuşuyorum. Geçen hafta gönüllülerden biri gitti mesela. Yani gönüllüleri de dahil ederek konuşuyorum. Belki yine gönüllülerden biri gelecek ve belki o yine gidecek. Kaç hafta sürebilir sence? 8 değil bence olacak. bu sayı. Gönüllüleri de dahil ederek konuşuyorum. Ben konuşurum. 4 hafta dedim ya. 8 haftayı nereden çıkacağım? Hayır diyorsun ya. Yani yine Mert Hoca yazacak ve yine gitmeyecek. E bu senaryo kaç hafta tekrar edebilir? Hayır. Hazır da bu Survivor'un sonuna kadar hemen hemen çok kemik isimler kalana kadar ünlüler de gönüllerde de böyle devam ediyor. Yani tamam göreceğiz. Biz, ben bu cümleyi şöyle bir not alayım. Ben şimdi bak. Not al sen. Yakın tarihe Hatırlatma. yakın tarihe örneklere giderek. İyi yaz ama. 2018 All Star versus Gönüllüler. Hatırlıyoruz o seneyi. O sene ne oldu? Önce Nagihan geçti karşı takıma. Ondan sonra takımların arasındaki dengesizlik aslında benzerdi bu seneyle biraz. Dengesizlikten dolayı takımlar karıştı. Hatırlıyor musunuz o seneyi bilmiyorum. Zaten biz yorumlamıştık Furkanlarla hep beraber. 2019. Türkiye-Yunanistan. Türkiye takımıyla Yunanistan takım karşılaşıyor ama bir dengesizlik vardı. Bir yerde böyle bir sıkıştı. Heyecan biraz azalmaya başladı. Ne yaptık? Beyaz takım, siyah takım. Yunan yarışmacılarla beraber Türk yarışmacılar baş adalarda yaşamaya başladı. Takımlar karıldı. 2020 senesi. Sonra doğru herkes takım kurmaya başladı. Sürekli farklı. Bambaşka bir takımlar. Her hafta takım kurulmaya başladı. 2021 geçen sene ne oldu? Takımlar karıştı. Çünkü öyle bir yere geliyor ki artık Survivor bunu istiyor zaten. Şimdi orada mıyız bilemiyorum. Ama ben zaten son 5 yılda artık bunu görüyorum. Survivor'da takımlar karışıyor. Demek ki yani çok uzak değil bu fikir. Furkan'ın verdiği fikir çok uzak değil. Ve ben de sıcak bakıyorum. Çünkü gerçekten bir tarafın bir tarafa karşı kadınlarda bir üstünlüğü var. Erkeklerde diğer tarafın bir üstünlüğü var. Best of'larda da hep aynı tarafın üstünlüğü. Kadınlarda o kadar yok. Şimdi Kadınlarda bakın, bakın şöyle bir durum kadınlarda var. Şöyle bir durum var. Şimdi Survivor ilk başladığı zaman hepimiz için kapalı kutu durumu var. Değil mi? Herkes <laughs> soru işareti. Kimin ne performans göstereceğini hiçbirimiz tahmin etmiyoruz. Ama Survivor'ın bu noktasına geldiğimizde artık performanslar önümüzde. Kafa yarışmacılar önümüzde. Öyle iki takım yaratılır ki bu grup içerisinde. Alev alev yanar Survivor. Bak çok açık ve net söylüyorum. Şimdi erkeklerde Berkan, Ogeday, Anılberk, Hikmet bunları böyle abi ikiye. Diğer tarafta Adem, Atakan atıyorum böyle abi ikiye. Batuhan bir anda mavi takımla hiç uyuşmuyor. Bırak yanına iki kişi falan derken Survivor'da bambaşka bir hikaye tekrar başlar. Kartlar yeniden dağıtılır. Çünkü ben bugün gönüllülere baktığım zaman da verilecek isim, isimlerin potonik kimler olacağını az çok tahmin ediyorum. Ünlülere baktığımız zaman zaten artık son 4-5 potadır bu şekilde devam ediyor. Yeni bir heyecan diyorum, yeni bir kan diyorum. Birleşme bu işin çok güzel başlangıcı olur bence birleşmede vur patlasın çal oynasın herkes düğün dernek derken Acun abi bir yapacak konseyi hayır. haydi bakalım kalkın düşünün mesela birleşme yani. partisi bunlar böyle tam eğlenmişler böyle o gün muhteşem bir gece geçirmişler hani bundan sonra her şey istediğimiz gibi olacak falan filan derken Ay, Acun bir abi bir konseyi, bir konseyi yapıyor Herhalde Herhalde şu an de. seni aramasın ne oldu siz hayırdır kendi kendinize takımları karıştırdınız e, eminiz karıştırdınız. <laughs> Yo, işte, Hayır ama şöyle de, hayır şöyle zaten hayır. Hayır, düşüncesi biz, bile bana fena gelmiyor mesela ya şöyle. şimdi şöyle biz tabii ki bunun karar merci değiliz biz bir izleyici olarak Şimdi mesela Murat abi ne dedi? Bence karıştırılmasın. Şimdi bu bir fikir. Hanza öyle iki... dedi. Hanza biz tam ikiye bölündük mesela Beni heyecanlandırıyor mesela. Peki şey düşünüyor musunuz? Mesela diyelim karıştırıldı. Herhangi bir kombinasyonda şu an az çok yazılan isimleri biliyoruz değil mi? Yani kimlerden bahsettim? Gönüllüler ve ünlüler dahil olmak üzere kafanızda canlandırın. Şu an potaya giren çıkan isimler. Değişir mi sizce takımlar karışırsa? Bence Kesin, değişmez. Kesinlikle yine değişir. Yine aynı isimler girer bence. Ya ne diyorsun Anzade sen ya? Hayır, an bak, baş, <laughs> hikaye baştan başlıyor. Ya bambaşka hikaye, yani hikaye bir olacak orada? Sen ne zannediyorsun? Orada başka, yani, başka performanslar ortaya çıkacak bir yerde. Başka e, olaylar çok çıkacak. Çok değişmez diyeyim o zaman. İnsanlar başka başka insanların üstüne basmaya başlayacak. Tabii ki öyle başka ya. Başka insanlar başka insanların gölgesinde kalmaya insanlar başlayacak. Çıkma. Hayır sen öyle düşünme. Bir anda grup bak. Düşün erkekleri bir hayal et. Yani şimdi... Hanza bak bu zamana kadar birçok Survivor'da biz bu takımların karışmasının sonuna kadar yorumladık. Oyuncaki hikayeleri de ama sonraki hikayelerde hikayeleri sonlandı. de. Şu ben daha çok sonlarda yani. dediğin Aslında şöyle düşün. Bir şey söyleyeceğim Survivor'da ne olacak? Survivor'da takımlar son. son 20 gün kala mı karışsın abi? Hayır. 4, ay, 4 aydan sonra karışsın. karıştı ben geçen sene. Yani. Bence daha, daha, daha karışmaz. bence daha Ama, daha karışmaz. Ama Birleşme Partisi de geçti bu arada daha erken. Mayıs ayında bence zaten kalabalık gidiyor Survivor. Yani şu an biz Birleşme'yi 22 yarışmacıyla göreceğiz diye biliyoruz doğru mu? Yani bu demek ki biz Nisan başı 22 yarışmacı Mayıs'ta zaten 18 aşamacı. Oradan sonra da karışabilir olaylar. Geçen sene Birleşme Partisi Partisi'de daha geçti. Şimdi evet. biraz daha erkene alındı evet, daha erken. Partisi. O yüzden bile yani ben 30 Mart'taydı galiba bir hafta falan daha. Erken. Şöyle söyleyeyim Hanzade. bir kere takımlar karıştıktan erken. sonra potaya çıkacak isimlerin ve yeni bin bir farklı hikayenin ortaya Hikaya çıkacağına hikayesi. emin olabilirsin. Hikayeden Bak, eminim zaten. yani o, o hani bambaşka bir Survivor uyanacağımıza emin olabilirsin yani. Furkan emin ilk, defa ilk defa izlemiyorum Survivor'ı zaten. Ama ilk defa Bulundum. Evet ama ben <laughs> potaya giren isimlerden bahsediyorum. Hikaye yaratmaktan değil. Ya Hikayeler kardeşimiz. tabii ki çok. İnsan ya. Tamam. <laughs> 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 Hala bana insan sonra ben ne diye ya, 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 soruyor. Hansa şimdi ne güzel kalemmiş Arkadaşlar, bu. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir dakika şöyle bir istatistiğim var. Çok güzel İnsana kalem yazıyor kendisi. mu? Finalisti bir dakika. Murat abi çok hoşuna <laughs> gidecek bir istatistik veriyorum. İnsan arkadaşımızı gençler hatırlamaz bu arada. Tabii çok normal Gençlerin hatırlamıyor olması birkaç e, asır Nesil önce, önce. <laughs> kendisi finalistti tamam mı Murat abicim? Finalist düşünün. Neredeyse gidip. şampiyon olacak. İyi o gidiyorsun. kadar kendini Survivor'a vermiş ve çabalamış. Ne kadar kaldın dedim İhsan sen adada? Kaç gün kaldın dedim. İhsan'cığım cevabı kendin ver. İki ay. İki ay. Ben kaç gün kaldım biliyor musun Murat abi? Neredeyse dört aya yakın. 110 gün falan. Kaçıncı bitirdin? 16. 16. <laughs> 16. Oh, Yok, hayır, hayır ama kaçıncı bitirmenden ziyade <laughs> arada ne ben? kadar çok kalman Ay, daha yani önemlidir öyle. Aynen bence. Aynen Murat Yani amcim. insan için söylemiyorum ama genel baktığın şey zaman ne kadar daha çok kalırsa çünkü oraya gittiğin zaman orada kalmak mı dönmek mi? mühim kalmak Kalmak çok benim güzel. şey. şey yarısını ya ben ya, yani Furkanla beraberdim. Ya ya bir, bizim çekmiyor. yaşadığımız Survivor ancak size Acun abi anlatabilir. Yoksa sen senin yaşadığın Survivorla benim yaşadığım Survivor aynı olduğunu mu düşünüyorsun? Benimkinin çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Çok şey, daha zor oldu. Şeyleri değişti. 4 ayın daha zor oldu. Tabii o zamanki durum başka. Şimdiki durum başka. Ben milli yani e, o, zaman, mili, o basket, ikinizin, falan ikinizin, ikinizin dönemi de apayrı milli dönemler yani. Milli basketbolcular. E, baz alamazsın. <laughs> beraber olarak Şimdi, baz bak, alamazsın. Mesela hayata bakış açılarımız, hani birbirimizi yargılamamız, ne <laughs> üzerinden konuştuğumuz ne kadar değişiyor mesela değil mi? Diyor ki işte ben 4 ay kaldım. Ben, sor <laughs> bana mesela ne kadar kaldın? Sen Çünkü ne kadar, sen kadar kaldın? Ne 2 kadar hafta kaldım. Çıktım abi. 2 hafta. Çok tadında kaldım. Çok tadında kaldım abi. Tatil gibi. Yani 2 hafta. Bir <laughs> bronzlaşıp Aynen En mi? çok ben kaldım. <laughs> beş, beş gün. Biz yedi kere deri de değiştirdik. Beş gün kaldım geçen sene. İki hafta. Yani bugün de mesela Survivor'a gitsem yine iki hafta kalırım diye düşünüyorum ben. Hani... Neyse gidemeyeceğinize göre başka, Başka konuya gel. <laughs> evet. Şimdi e, tabii Hanzade İhsan'a sinirlendiği için bu karşılıklı atışmaya döndü <laughs> evet. buradan sonra. Velhasıl bu konuyla ilgili de fikirlerimizi beyan etmiş olduk. Ee, i̇nşallah benim duam o yönde yakın zamanda takımların karışması ben, ben, mutlaka bir yerde karışacaktır Yok, Karışacak. Ben yakın ama, zamanda ama biliyorum. Hiçbir ben tahmin ya bunu bilmek ne kadar Hayır, zor. Ben olsa Mayıs gerek. gibi bak Mayıs gibi söyle bu notunu al. Abi Mayıs'a hiç, Mayıs hiç gerek yok. İhsan'cığım Mayıs'a hiç gerek yok. İnsan takımların karışacağını öngörüsünde Niye Mayıs'ı bekliyorum abi? Mayıs'ı neden bekliyoruz tam. ya? Abi, söyle sorusla, bana. Soruştur şu an yaşayan devam eden bir hikaye var. Abi hangi hikaye var? Söyle bana seni. Eğer şimdi sen ben o zaman bak sen çok... Çok güzel, senle güzel tartışma yapalım. Yazdım. Sen de şu şu anda burada bana merak ettiğin hikayeyi söylesen abi. Buradaki merak ettiğin hikayeyi söyle bana. Ünlüler takımındaki mi? Evet söyle. Benim çok var. Tamam, Ünlüler takımında dakika. ben şu an tabii ki yani bilinmeyen bir SMS ve bilinmeyen bir sıralama var. Ben orada sürpriz bir isimlerin bir yerlerde olduğunu düşünüyorum. Örnek veriyorum Gizem. Mesela Gizem potaya sıcak girenlerden. Çünkü Gizem biz konuştuğumuz zaman ne diyorduk? Muhtemelen birleşmeyi görür göremez, görür göremez. Şimdi Gizem'in, kimle örnek vereyim? Nagihan'la örnek vereyim mesela. Gizem'in veya Sema'yla örnek vereyim. Gizem'in oy potansiyeli diğer iki arkadaşa göre daha fazla. Çünkü diğerleri şampiyonluk adayı olarak gözüküyor. Gizem ise elendi elenecek pozisyonda. Ve dolayısıyla toplu SMS süresince ben Gizem'e daha fazla oy bile gelmiş olabileceğini düşünüyorum. Gizem gibi yarışmacılar var. Örnek veriyorum Yasin. Ve Yasin, Gizem bu tip yarışmacılar belki de hiç beklenmedik bazı isimleri eleyebilir. İşte o zaman o sürprizi yaşayabiliriz. Ben onu bekliyorum. Ha yani şimdi eleme o kısmı başka. Ben onu bekledim yani için. şimdi eleme... O zaten o şokla uyanırsa orası oradaki matematik eleme, değişir. Eleme kısmı başka ama ben burada girecek potoya girecek isimleri de insan ilişkilerinde kimin kimin adamı olduğunu da hikayenin yani ne noktada yönleneceğini biz Survivor'ın yani şimdi Ocak ayında başladı. Ee, biz şimdi Mart'ın sonuna geldik yani Nisan'a girmiş olacağız. Bu süreç içerisinde bu hikayeyi ben bir izleyen olarak kafamda tamamladım. Yani Adem'in adamları kim? Batuhan kime yanaşır kime yanaşmaz? Atakan'ın durumu nedir? Yeni giren yarışmacılar hangi aralıklarla potoya gelecek? Veya kadınlara dönüyorum. İşte Sema Nagihan, mesela Elif ve Merve kimin yanında? Sema Na, yani Tam orada mi? tam orada bir şey söyleyeceğim. Şimdi Söyle, sana. evet. Ademle Atakan'ın henüz biz hala görmedik şeylerin çarpışmalarını. Beklediğimiz şey bu aslında. Yani Tabii, ama iki çarpışmayacaklar iki bence. Yok bir yerde çarpışacaklar. Şu an değil mesela ama. şu an Sema ile herhangi bir çarpışmasını görmedik. Ve bir yerde çıkar ilişkisi başlayacak. İster istemez ya sen ya çok ben Çok da çemberin orası. çok daralması lazım. daralıyor zaten. Şu an kadınlarda beş tane kadın var. Evet ben onu bekliyorum işte. Hani şu an beş tane kadın var. Bir yerde Sema, Nagihan, Elif, Merve. Yani bence Merve Ya üç başlı bir kere orası kesinlikle. Yani Gizem'le Elif'i onlar da bambaşka insanlar. Yani beş tane başka kafa var aslında. Kadınlar birliği diyorlar ama ben Sema'nın apayrı, Nagihan'ın apayrı, Merve'nin de apayrı takıldığını düşünüyorum. Ve bunlar kesinlikle birbirine gelecekler. Orada bambaşka bir hikaye var. Potansiyel böyle kanıyor. Yani mesela ta, Adem da... Atakan var. Adem Atakan, e, kulvardan da Batuhan geliyor şimdi. Kendini onlardan eksik görmüyor. Onlardanmış gibi de davranmış. Şimdi Atakan'a daha yakın gibi davranıyor ama son röportajları da sanki üçüncü bir kafa gibi görüyorum onda. E şimdi orada bambaşka matematikler var. Ya bu hikaye tam patladı patlayacak. Ben onu bekliyorum mesela. Şu an hikaye bitti değil benim için. Daha yeni başladı aslında. Kim patladı patlayacak? Burada bir hikaye patlayacak diyorum. Yani çünkü birbirlerine sıkmaya başlayacaklar. Şu an yakalamışlar Mert. Bat Mert... ben mesela gönüllere döndüğüm Barış, zaman... Mert Barış ama bir şeyler dönecek orada. Yani dönsün bir zahmet artık. Çünkü gönüllere ben baktığım zaman Yasin, Ardahan, Gökhan, Evrim. Bu dörtlü gidene kadar koyul, potoya koyulacak isimler bunlar. Yani. Başka bir isim bu yok abi çıkmayacak buradan yani. Yasin, Ardahan, Gökhan, Evrim. Ama şu an orada bir birleşirlerse yedi kişi. Bir birlik oluyor. İşte ol yani olacak sen olmayacak dedin kendi kendine. Söyledin. Hayır, bir birleşirlerse mesela. Birleşmeyecekler. Bir yani bir, bir oylamada biz bunların birleşmediklerini nereden göremeyeceğiz? Ben birleşmeyeceklerini. olabilir bunlar bir ya. ya. Bunlar olabilir. Ben böyle sürprizler bekliyorum Survivor'da. Bir ya. de şöyle oldu. Şimdi Bu mesela ben bir, bir aslında biraz gibi. daha şöyle tabii ki zaten bir yerde takımlar karışacak da şöyle. Mesela biz Evet bazı yarışmacıların iyi olacağını biliyorduk ama mesela gönüller erkeklerin ünlü erkekler üzerinde bu kadar domine edeceğini çok tahmin etmiyorduk. Asla. Yani asla. E, bir anda Berkay, Ogeday, Anıl, Hikmet de çok çok arkadan çıktı geldi. Hani öyle bir nokta oldu ki erkekler resmen ünlü erkekleri izliyor şu anda. Hatta evet. ben sana söyleyeyim ünlü erkekleri birçok oyundan kaçıyorlar yani. Bence net kaçıyorlar ya. Yani oyuna girip demoralize olmamak için, kötü durumda gözükmemek için bir sürü bahaneler çıkıyor. Herkes bir oyundan kaçıyor. Zaten orada şu an bir birlik beraberlik yok. Ben yani çok spesifik bir oyun çıkması lazım ki ünlü erkekleri e, gönüllü erkeklerine net bir üstünlük kursun. Hani bir oyun kazanırlar ayrı ama 5 oyun oynasalar bence dördünü kaybederler. Aynen. Mesela günler sonra ilk defa Hikmet bugün 2'de 0 yapmış. Hiç yani ben hatırlamıyorum son 2-3 haftadır hiç böyle bir 2'de 0'ını hatırlamıyorum Hikmet'in. Bu arada Hikmet demişken çok arada bir parantez açmak istiyorum. Böyle son zamanlardaki aşırı antrenör Olma çabasını takıma karşı sanki bir takım arkadaşı değil de daha üstte ve komut veren insan rolüne bürünmesini hiç hoş bulmuyorum izlerken bence yarışmacılar da bundan rahatsızlar. Ee, bir voleybol maçıyla başladı tabii ki performansının artmasıyla da belki biraz daha o vitesi açtı ama daha takım arkadaşı gibi yaklaşmalı çünkü doğru e, yorumları ve doğru analizleri de oluyor ama sanki böyle zor bir antrenör gibi davranıyor. Bu yarışmacı arkadaşlarını rahatsız ediyordur diye düşünüyorum. Bu arada sen Hikmet'le ilgili bir şey söyleyecektin. İki program önce söz vermiştin. Bir dahaki yayında söyleyeceğim diye hatırlıyor musun? hatırlıyor, hatırlıyor muyuz? Ben Unuttunuz mu? Ne demiştim? Ben de yediğimi Hikmet'le ilgili bir şey söyle. İyi sen kaç hafta öncesin? <laughs> Hatırladım. İnsan ne kadardır burada zaten. Hikmetle ilgili bir konu açılmıştı. Program bitiyordu. Unutturmayın ben bir sonraki programda ha, bunu anlatacağım hatırladım. demiştin. Evet. Hatırladım. Hikmetle ilgili bir şey söyleyeceğim çok önemli bir şey söyleyeceğim. Evet lütfen evet. bekliyorum. Hemen söyleyeyim şimdi. Ekstra evet. masası nasıl unuttuk bunu? Ya yani şuydu aslında o gün çok güzel bir şey anlatıyordun ama ben de böyle unutmamak için sonra anlatayım dedim. Hikmet'in böyle kavgalara girip sinirlerini aldırmasıyla ilgili falan bir konu konuşulmuştu. Evet. Şimdi onunla ilgili şöyle bir şey. Ben Hikmet'le telefonlaştım. Öncesinde. Öncesinde. Yani tabii şimdi az önce <laughs> aradım. <Hikmet> şu an <laughs> ne yapıyorsun dedim. <laughs> Ödül kazandım. Onu da anlattık. Ne, <laughs> <kuruşam gülüyor> <laughs> ne bileyim <bilmiyorum>. Telefonlaştım <laughs> dedim tabii ki bir sürü yarışmacıyla konuşuyorum, telefonlaşıyorum falan. Bir gün Hikmet beni abi arayabilir miyim dedi. Instagram'dan istedi. Numaramı <laughs> verdim, yolladım. Ondan sonra şunu dedi bana. Ben dedi oturdum, üşenmedim. Yarıştığım senenin, 2019 senesinin, yarıştığım senenin bütün panoramalarını, ekstralarını oturdum izledim dedi. Notlar aldım dedi. Ama dedi öyle hani öylesine izlemedim. Oturdum bayağı böyle sabahtan akşama oturdum izledim izledim izledim. Bütün yorumları dinledim. Ne dedi biliyor musun? Ağzınıza sağlık beni öyle güzel eleştirmişsiniz ki dedi. Ve o kadar doğru eleştirmişsiniz ki dedi. Ben bunları nasıl yapmışım dedi. İnsan gerçekten şimdi seni açsak, seni konuşsak sen de dersin ki evet haksızım, evet haklıyım. Beni açsak aynı şekilde, Furkan açsak. Bu böyle bir şey. Ben hep haklıydım. Hikmet panorama masalarının, ekstra masalarının neye ne kadar takıldığını, Hani biz daha çok doğruyu bilmeye çalışıyoruz ya, yıllar içerisinde biz de geliştirdik burada artık masada konuşma şeklimizi. Onları öğrene öğrene ben sizin nelere takıldığınızı, nelere takılmadığınızı, Survivor'da ne yapmam gerektiğini, ne yapmam gerekmediğini acayip iyi çalıştım. Eğer bu sene gidersem ki daha kadroda değildi, bu sene gidersem çok farklı bir hikmet göreceksiniz demişti. Ve ben gerçekten o telefon konuşmasına e, istinaden söylüyorum, bambaşka bir hikmet var yarıştığı seneye göre. Fethi Gerçekten performansı dersine iyi olmadığı için mi bambaşka bir hikmet? Mesela iki haftaya performansı böyle yüksek devam ederse acaba o yanlışları yapmaya meyilli bir hikmet mi? Yani Hayır. performansı düşük olduğu için mi acaba kendini o söz hakkını Bak, göremedi bu kadar ay izlediğinizde? öyle bir şey ki akvaryuma giriyorsun kendini ne kadar tutsan da tutsan da ondan Asla sonra tutamıyorsun tutamazsın. Yani, tutamazsın. Mesela Hikmet'in şimdi kafasında bunu yaparsam şöyle olacak var o bütün yarışmacılar. İstediği kadar yapsın. O yani Hikmet değil... Hepsinde var yani. Bütün hangi yarışmacı söylersen hepsinin kafasında şu an işte Furkan ne diyor? ekstra Ekstra'da şöyle yorumluyorlardır. Panorama'da böyle görmüşlerdir. Sosyal medyada da benden böyle bahsediyorlar. Hepsinin kafasında bir şey var. Ama Hikmet bu dersini biraz fazlaca çalışmış, fazlaca yormuş. Ve şu ana kadar bence iki ay süresince iyi idare etti. Buraya kadar iyi getirdi. Ama yani şu an Hikmet hata yapmadığını da sanıyor bazen. Hatalar da yapıyor. Geri geliyor biz Hikmet'in hatalarını görüyoruz, eleştiriyoruz zaten. Ama ben gerçekten bambaşka bir iki Hikmet izliyorum şu an. Evet Murat abicim, sizin de notlarınız var mı? Özellikle yoksa ben size bir Mert'le Batuhan arasında bir olayı soracağım. Sor kardeşim. Batuhan'ın şöyle bir açıklaması var. Mert kendini akıllı zannediyor ama değil. Mert de cevap veriyor. Diyor ki, Batuhan terbiyesiz bir arkadaşımız. İdrak edemiyor hiçbir şeyi, diyor. Bu ikilinin kapışmaları sanki Survivor'da ilelebet devam edecekmiş gibi. Neler söyleyeceksiniz? <laughs> Geleneksel bir kapışma haliyle Hani gereksin... E, ikisinin de Allah yolunu açık etsin. Eğer ikisi de Survivor'da kalırlarsa, hı hı. eğer ikisi de Survivor'a devam edeceklerse, ikisinin düzeyli bir şekilde kapışmaları, yani seyirciyi rahatsız etmeden kapışmaları bayağı güzel oluyor. Yani ben ikisi de çünkü... İkisi de çok e, önemli yarışmacı ve ikisinin de çok sevenleri var, hayranları var. İkisinin kapışması gerçekten insanlara zevk veriyor ama düzeyli bir şekilde. Yani birbirlerini rencide etmeden, birbirlerinin üzerine yürümeden filan gayet mantıklı tartışırlarsa, konuşurlarsa ikisi de güzel yani. Ben hoşuma gidiyor ikisinin tartışmaları. Burada haklı haksız gördüğünüz kimse var mı? Onu dün söyledim zaten ben e, yani e, Batuhan'ı biraz daha haklı gördüm. Zaten dün de yaptığımız ankette de öyle çıktı. Değil mi? Öyle çıktı. <laughs> %58. ben Batuhan'ı biraz daha haklı gördüm. Ee, ama yani %100 şu haklı, %100 şu haklı diyemiyorum. Ama Batuhan bir şöyle bir adım önde gibi geliyor bana. Bu konuyla ilgili. Valla bu konuyla ilgili yine konuştuk. <laughs> Sabah ben yayında da vardım yine konuştum. Bana göre tamamen ortadalar. Yani biri birinden daha fazla değil. Tabii ki anket farklı çıkmış olabilir ama orada ben biraz performansların da söz konusu olduğunu düşünüyorum. Anketlere katılan insanlar mesela şunu da görüyorlar. Şimdi Batuhan mı daha çok Survivor'da kalmalı, Mert mi? Biraz anket oraya da bakıyor. Batuhan mı, Mert mi dediğin zaman. Çünkü o zaman mesela Batuhan tuşuna daha fazla basıyorsun. Çünkü Batuhan'da daha fazla hissediyorsun Survivor yarışmasını. Ama konuya bakınca da bambaşka bir şey düşünebilirsin. O yüzden de ben çok ortadayım. Konu benim için %50, %50. Ne biri fazla ne biri az diyorsun. Ve efendim Survivor Extra kısa bir reklam arasında gidiyor. Reklamlardan sonra buradayız. Evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Bugün için olmasa da söz veriyoruz arkadaşlar. Bir gün Twitter'dan gelen o güzel yorumları tek tek <laughs> okuyacağız. Reklam arasında biraz okuduk kendi aramızda güldük ama bunu size de paylaşmak istiyoruz. O yüzden şu ilerleyen an... günlerde efendim. Yok şu an okuyacağım sandım. Yok şu an okumayacağım. Çok istiyorsun çok istiyorsun ama Azade. Çok istedikçe ben de sana okuyasım geliyor. Okursam çarşı karışır Survivor Extra Twitter günü yapacağız sorular soracaksınız biz de bunlara elimizden geldiğini cevap vereceğiz diyorum ve Murat abicim yarınki oyunla ilgili tahminlerinizi alalım çünkü sonuç itibariyle ünlülerden en az 3 kişi potaya gireceği bugün itibariyle garantilenmiş oluyor değil mi İhsan? Aynen Yani bir kişi daha ünlülerden kesin girecek bir kişi daha ünlülerden girebilir gönüllerden girebilir tahminlerinizi alalım. Ya ben e, şöyle çok detaylı girmek istemiyorum ama ben sanki yarın yine e, gönüller kazanacak gibi geliyor bana. Evet. Gönüller kazanırsa da ünlülerden ne oluyor gönüller kazanınca? Ünlülerden dört kişi giriyor. İki kişi daha girecek. daha girecek. Bir tanesi Bora mı olur? Bir tanesi Bora olur. Evet. Bir tanesi Bora olur. Diğeri de kim olur bilmiyorum. Bora'yı koydum. Bir tane Bora koyduk diyelim. Aha. Yani Barış Mert Bora oldu değil mi? Hı hı. Diğerini bilmiyorum. Diğeri de gönüllülerden biri gelecek eğer öyle olursa değil mi? Yani gönüllüler kazanırsa bir tane gönüllü. Işte, yani zaten onu söylüyorum işte. Ya gönüller gönüller kazanacak diyorum ben. Gönüller kazanırsa 3 tane ünlülerden olacak, bir tane gönüllülerden olacak. Hayır, gönüller kazanırsa 4. de ünlülerden olacak. 4. de mi ünlüler Tabii. olacak. Ha. O zaman Bora'nın yanına bir kişi daha gelecek Tabii. şeyden. Ün... Tamam onu bilmiyorum. Kim geliyorsa geliyor. Ben Bora'yı diyorum. <laughs> ben buradan buradan Çok güzel Abi buradan iyi. Barış'la Mert gitmez. Evet. Barış ile Mert'in gideceğini düşünmüyorum. Bora veya başka biri gidebilir diye düşünüyorum. Evet Hanzade. Ben takım olarak kim kazanır tahmini yapamıyorum. Bu arada gerçekten 6. isim çok kuvvetlidir ama onun için bir tarafa böyle yakın olmam ve çok tutmam lazım, hissetmem lazım. Şu an öyle bir şey hissedemiyorum. Ama ben Bora'nın her halükarda bütün senaryolar dahilinde potada olacağını düşünüyorum. Ve çok sürpriz bir isim girmezse gönüllülerden mesela o zaman Bora'nın gideceğini düşünüyorum. Yani öyle bir şey olması lazım ki yarın ünlülerin kazanması lazım. Gönüllülerin de sürpriz bir isim sokması lazım. O zaman Bora kalır mı? Ki bu, senaryo olmayacak bence. Daha Bora adaydıyken Bora'yı gönderdiniz. Vallahi Göndermedim isterim yani. Şimdi Gizem, mesela Gizem performans birincisi olup bir isim söylerse bence Bora'yı söylemez. bir isim de yazacaklar mesela. Eğer bir de kaybederlerse bir isim yazacaklar. Evet o zaman şöyle bir şey. Benim de aslında adaylarım şöyle Bora, Perviz, Gizem üçlüsünden biri olabilir veya ikisi olabilir. Plase Adem var. Geçen hafta da yaptılar çünkü Adem'i. Adem yine aday olabilir diyorum. Karşı taraftan gelirse de bence Evrim gelir yine. Değişmez. İşte o zaman gitmez. Kim gitmez? Bence Evrim gitmez. Belli olmaz işte tabii yani. Artık potayı gördükten sonra tabii. bir yorum yapabiliriz ama şu an Afak konuşuyor. Sadece Bar tabii Mert canım, Barış tabii. var. Daha zaten şeyi de görmedik. Yani onları da görmeden şu anda çok... Kesin bir şey konuşmak imkansız. Hepsi için hayırlı uğurlu olsun. Ne diyelim yani? Evet Murat abicim selam faslına geçmiş bulunuyoruz. Buyursunlar. Sevgili Kemal Gürbüz Antalya doğum günü. Sevgili Kemal Gürbüz'ün doğum gününü kutluyorum. Kanada Toronto'dan bizi izliyorlar. Kanada Toronto'dan Aysun Yıldız Hanımefendi annesi Zeynep Hanım çocukları Gözde Gamze ve Mert'e selamını iletiyorum. Mustafa Akarcan'ı Çanakkale'den ona da sevgilerimi saygılarımı yolluyorum. Bizi izleyen herkese sevgiler saygılar. Evet. Ben bir bilgi vermek istiyorum selamla beraber. ÇBK Mersin Yenişehir Belediye Kadın Basketbol takımımız Final Four'a kaldı. Galatasaray'la beraber. Galatasaray başka bir takımla oynayacak. Bu basketbol takımımızda başka bir takımla oynayacak. İnşallah bir finalde Türk derbisi olacak, Türk maçı olacak diye düşünüyoruz. Ee, olmasa da çok büyük bir başarı. Buradan e, Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi Başkanı sevgili arkadaşımız Serdar Çevirgen'e de selamlarımı iletiyorum. Çünkü kendisi kadın basketbolda çok önemli bir isim. Kadın basketbola çok fazla destek veren bir isim. Ee, Başarılarının daim olsun diyorum sevgili Serdar. Buradan selamlar. Başarılar diliyoruz biz de. Buyursunlar. Ben de o zaman konu kadın, kadın basketboluna geldiyse Merve de Galatasaray'da değil mi? Merve evet, Aydın. Merve Buradan Merve'cime öpücükler. Merve de, de Final Four'da bu arada. Evet. O bilginin içerisinde o da geçti. Şu an öğrendim. Yani Final Four'da olduklarını. Merve Aydın'a selam gönderiyorum. Efendim bizim reji ekibimizden Buse Ergin'in kardeşi Ömer Kağan'ın bugün doğum günüymüş. Kendisine mutlu, huzurlu, sağlıklı deneler, seneler diliyoruz Ömer Kağan'cığım. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak diyorum ve Survivor Ekstra'nın bu gecelik sonuna geldik efendim. Yarın Survivor bittikten hemen sonra sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.